Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Programı zor. Zorluk derecesi yüksek. Kalabalık. Tek çıkan safkanlar da var. Onlardan eğer birincilik aldırabilirsek, kazanabilirlerse de çok güzel kurgular ortaya çıkabilir. Görebildiğim bu oldu. Yoksa çok da güzel ikramiye gider. Düşüncem bu. Tabii bütçelerinizi gene aşmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun. Yani program gerçekten zor program. Birinci koşu handikap 14, handikap 3. 2 son yarışını tekrarlar ise kazanır tek olur. Dişi olmasına rağmen mesafe kısa. Çok büyük dereceyle kazandı. Uzak çekti. Tekrar ettirirse aynı koşusunu kazanır. Yoksa geçildiği safkan 1 var. O yarışta olur. Bir de şartın hafif kilolu atı erkek safkan 6 ekürler. Altın olu safkan da sürprizden öneririm. 2. Bir rakip 6 sürpriz. Tek olacaksa 2 nolu safkan dediğim gibi tekrarlaması halinde tekrar kazanır da olmuş. 2. koşu maiden arkadaşlar. Burada 3 tane maidenler var. Zorluk sebebi bu maidenler. Yani ne olacağını kestiremediğim, ne olduğunu da anlamadığım maidenlar. Zaten sürprizler buradan geliyor. Bütün kuponlar da her bölgede maidenlardan yatıyor. Dikkat ettiyseniz eğer en çok mağdur olduğunuz yerler maiden yarışlar. Sebebi 2 nolu safkan AGF Necmi biniyordu. Jokey'ni değiştirmişler. Şartlı 4'te yarışı var. İsa Katar'a veriyorlar atı. Jokey nerede? Yok oldu. 14. 6 boy geç çıkıyor. Jokey var üzerinde 31 Ganyan. Apranti'ye veriyorlar. Bu arkadaşımız çalıştırıyor. Bu atı 14'ü. Geçti olmuş safkan. Niye Jokey'den düşürürler, Apranti'ye verirler bu atları? Maiden yarışlarda. Satacağız diyorlar. Başka açıklamam yok yani. Jokey'le Jokey devam edersin. Kazanacaksan Jokey'le kazanırsın. Yok. İşte o yüzden gitmiyorlar birinciliğe ve her türlü sonuç ortaya çıkıyor. 1-5 Ankara'dan, 1 İstanbul'dan start sorunuyla geliyor 1 nolu safkan Kaysbert. Kaysbert buraya gelmez. İyi durumda olsa hayatta gelmez. Arap damadı. 5 Ankara'dan getiriyorlar yok yarışları. Sıkıntılılar o yüzden geliyorlar. 2-14 jokeyleri gitmiş. Ne yapacakları belli değil. Geriye bakıyorum performans olarak doğru dürüst performans olan safkan yok. Yeni koşan atlardan hani kazanacak atlara gideceklerse Ferit'i veriyorlardı. 7 de Ferit var. Bir de güzel koşusunu gördüğüm 11 Starliche var. 7-11-11-7 arkadaşlar burada görebildiğim safkanlar. Hani kazanacaklarsa bence bunlar kazanır. Diğerleri soru işareti. Ne yapacaklarını bilmiyorum. 1-5-2-14 ve tabi diğerlerinden. Buralardan %1'lik bir at geliyor. Bakıp kalıyoruz. Kapatmadan bu atları yazma ihtimalimiz yok. Adam başlamış. Basıyor ensiye. 0-0-0-0. Hazır mıyız? Hazırız. Bugün kazanıyoruz. Gidiyorlar birinci. Zaten isteyen kazanıyor maidenler. Kafaya çıkan kazanıyor. Geçmiyor bilir zaten. Böyle yarışlar arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Yani bütçelerinizi ne olursa olsun bu sebeplerden dolayı da aşmayın. Yani TCK'yı beslemeye gerek yok. Şansımızı deneriz. Olursa olur. Olmazsa canımız sağ olsun deriz. Üçüncü koşu şartlı 3. 10 nolu safkan. Dikkat çekmek istedim. Kazanıra girmiş %6'lık bir at. Mutlaka kuponlarımızda olsun. İyi koşu gelmesi gerekir. Pirkan Handan. Uzun da yapmıştı yarışlarını. Güzel. Son yarışı özellikle çok başarılı. Sabahat 6. Bunu kısaya çevirebilirse 1200'e o kısa vade altının karşılığını burada şartlı 3'te kazanarak alır. 1-2 rakip 3 dar Shadow'dan sürpriz gelebilir %3'lük. 8-7-5 bu şartlı 3 zordur bu yüzden yazılabilir safkanlar. Yeriniz varsa tabii yani bu zor programda. Tek olacaksa da valla hani gözümü kapattım attım hikayesi olur. İşte onunla onu safkan kendi adıma tek atabileceğim bir safkan. Ya da yanına tuttuğunuz atları, AGF'lerini artık orasını size bırakacağım. Tuttuğunuz atları ekleyerek de geçme ihtimalimiz var. Zor koşuyor.
Alttakiler meydan atı. Oraya kadar inmezler zannetmiyorum. Dördüncü koşu şartlı 4 İbo Can. Ferit 2 ile 3'ü bırakıyor. Ferit bir nolu İbo Can'a dönüyor. Ben de Ferit tercih ettim tabii bu haliyle. 2-3 rakip olacak. Birden yarış bekliyorlar. İstiyorlar demektir. Şartlı 4'te kazanabilir. Tek olur mu? Ha, güvenen arkadaşlar tek kullansın arkadaşlar. Bu atlara ihtiyacımız var, böyle atlara. Rakibi 2-3 geçeceğiz. Afganlar 2-3 çıktı. Diğer atlar biraz bende geri planda kaldılar. Hani Necmi sürpriz atı olarak da bunu göstermek istedim. AGF aldı. Bu üçlünün dışına 4'te çıkabilirler. Ancak birden iyi bir yarış gelmesi gerekir. Ferit tercihi ve artısı ile. 5. koşu tekrar meydana geldi. Yukarıda konuştuğumun aynı şeyleri burası için de geçer. Yatıracaklar. Ya ne yaparsak yapalım yatırıyorlar sonuçta. Meydanlarda yapamıyoruz. Bir şey yap. Elimiz kolumuz bağlı. 3 İzmir'den getiriyorlar. 5 Ankara'dan getiriyorlar. Geldikleri anla hem uyum sağlayamıyorlar hem sıkıntılı geliyorlar. Ki 3 AGF. Gelin de güvenin bu atı. 13 Ankara'dan getiriyorlar. Ferit tercihle bak. O da AGF. Burada şartlı 3 şartlı 4 yarışları başarılı olan, özellikle ilk yarışı dördüncülüğü başarılı olan 6 tek Şahin var. O da İsmail Sancar, ilgililerine sormak lazım çıkacak mısınız diye. Çıkarız derlerse tek olur. Nokta. 6. Onun dışında burada da her sonuç bekleyebilirsiniz. Olmaz olmaz her türlü sonucu kabul etmek zorundayız. AGF de uzak çeker. %1'lik at da uzak çeker. Bakın burada saklanan atlar var. 3 koşu, 4 koşu gören atlar, 5 koşu gören atlar var. Herhangi birisi gittiği anda yarış kazanacak. Bunları benim sizlere önermem çok zor. %3'lük atlar. Örneğin. Yeni koşan atlarda bir şey çıkmıyor. %1'lik atlar. Buralarda tercih etmeniz lazım. Biraz jokeyini ya da orijinini beğendiğiniz atlar ya da sallama atlar dediğim tesadüfen bulacağımız atı, gelecek atı, sürpriz atı özellikle bulursak ne mutlu bize. AGF gelse keşke. Şu AGF görünen atlar gelse ona da itiraz mı? Ona da kabulüz, çoktan kabulüz zaten. 6'yı kuponlarınızda bulundurun. Diğer atlardan tercih edin arkadaşlar. 6. koşu şartlı 5. Burada da grup 3 yarışından gelen atlar var. Son yarışları grup 3, 2, 4, 3, 1. Grup 3'te başarı sağlayamayıp şartlı 5'e yazılan safkanlar. Yani biraz sıkıntılı atlar ki onların en barizi 4 Magnum Opus. O da getirildi buraya. Sıkıntılı olduğu için geldi. Ferit tercihlemiş. Hani atta düzelme olmuş olabilir. Son yarışı kötüydü gene. İyi değildi. 1'e geçildi grup 3'te örneğin. 1'de 63 kilo tabii. O da yanlış yerde kayıtta. İşte bu grup yarışlarından gelen atlar eksik koşu çıkartabiliyorlar. Tabii ki yazılırlar ama tek önermem. Burada normal şartlı yarışlardan gelen atlar ön planda olur. 9 Aslan Adam 7 son yarışta faul yaptığı için ikinciliğe atıldı. Fena İbni Apprentice'i şartın kilosuyla 7 ve Tınasoğlu var 5. Sürpriz ihtimalli bir safkan %3'lük kalmış. Daha yüksek olmalıydı. Tınasoğlu gibi atlar şanslı koşar duruma gelirler. 9 7 rakip. Hani sürpriz atın 5 1, 3, 4. Bunlar da AGF almış. Özellikle 4 AGF almış. Yüksek AGF tabii. Bunlardan da tercih etmenizi tavsiye ederim. Hatta 10, 2 gibi safkanlar. Oraya kadar da gidebilir. Şartlı 5. Sürpriz ihtimalli yarışta. 9, 7, 7, 9 önceliğimiz olsun derim bu koşuda. Çok at yazıyorsanız da 5'e ihmal etmeyin. 7. koşu handikap 16 handikap 3. 8 olayı var. 2 yarıştır çok güzel yarışlar kazanarak girdiği son 2 yarışları başarısız tabi enseye basıldı ve sonucu oldu. Direkt sonucu. AGF çıkıyordu. 2 yarış pas geçerler ya da 3 yarış bugün de pas geçebilirler. 8 eyvah Mehmet gibi atlar. Eğer 8 gene bugün
kayıp yarışı yaparsa 10 finişim uygun grupta, uygun şartta, uygun kilo ile kazanabilir, tek olabilir. Gördüğüm en bariz teklerden biri oldu onunla onu safta. Tabi apprentice hata yapmazsa bir de bu olayları var. 8 giderlerse yarışa kazanır bakın arkadaşlar. Onu geçer. 8 nolu Safkan. Rakip 8. Üst gruptan gelen ağır kilolu 1 nolu Safkan ve 5 nolu Safkan da sürpriz ihtimali atlardır. Çok at yazan arkadaşlara değerlendirin derim bu atları. 10 nolu Safkan'dan eksik koşu gelirse ağır kiloya yani mesafeden dolayı 1 ve 5'e döner bu yarış. Hatta Tom Ryder'a kadar gider ama şimdilik beklemiyorum. Yani 2, 3, 6, 7, 11. Yani işte ortalık karışır. 10 ve 8 şarta uyan bu iki safkandan sonra. Tabii yeriniz varsa diğer atlar tamamen tercih sebebi. 10, 8, 8, 10, 5, 1 tek olacaksa gene 10 nolu safka. 8. koşu tekrar meydana geldi. 2 nolu Safkan. Bobo Bertcan. Bu at yarışı kazanmazsa ortalık burada da çok fena karışır. Çok fena. Erkek Safkan Aprantili. Umarım kayba gitmezler bu AGF ile. AGF ağırlığını kaldırırlar diyeyim. 2 tane ikincilik korkutur her zaman beni. Umarım gider kazanır. Yoksa görünen atlar 8, 13, 12 dişi safkanlar çıkmazlar kolay kolay. Maiden dişiler var iken. Yani bunlara da güvenemiyorum. Rakip de bulamıyorum haliyle. Örneğin Mirhat Can bakın. En azından sürpriz yapacak bir safkanı da önermiş olayım. 5. Yani hepsi çıkar. Ne olacağını bilemiyorum. İnşallah kazandırırlar. Terbiyesizlik yapmazlar 2 nolu safkan için. 9. ve son koşu şartlı 3 arkadaşlar. Burada da Cibekoğlu 3 nolu safkan tek olur vaziyette start alıyor. Kazanması gerekir. Yani buraya düşmüş ama son yarışı ikincilik almış bir safkan. Bu grubun atı değil. 7 gün arayla koşuyor arızalanmış ya da sakatlanmış olmamışsa her türlü şart uygun. 3 tek olur kazanır. Hani tek bırakmayan arkadaşlar da yanına tuttuğunuz bir atı ekleyin bırakın. Şartlı 3'ün buranın da sürprizi çıktığı zaman büyük çıkar. Hani yazmak çok zordur o sürpriz atı. Çok at yazmak gerekir onu da gerek yok derim. Tuttuğunuz bir atta kendiniz ekleyin. En güzeli beklemek böyle olur. AGF 2 nolu safkan favori. İtirazım yok. Ama 3 yeter ki son koşusunu tekrarlasın ve kazansın. Bu kadardı Diyarbakır. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.